Sizin örneğinizde de bunu görüyoruz. Hangi unsuru görüyoruz? Maddiyat. Pek çok anne baba ister istemez çocukları öyle bir iş yapsın ki kendini geçindirecek kadar para kazansın. Hatta kimi anneler babalar da iyi para kazansın. Hatta bize de gerekirse baksın şeklinde bir duygu ve düşünceyle hareket ediyorlar. Bir de tabii realite var. Yani okuldaki derslerin dışında, aile ortamının dışında bir de yoğun rekabetin olduğu dışarıda bambaşka bir dünya var. Orada da ayakta durabilmeniz için maddi anlamda özgürlüğe sahip olmanız lazım. Şimdi bu çerçeveden bakıldığında neler söylemek lazım? Bu çerçeveden bakıldığında dediğimde iyice ısrar ediyorum. Şöyle bir örnek veriyorum. Şimdi... Çocuğumuzun başarılı olmasını istiyoruz. Amaç bu. Tamam mı? O zaman gelin şu başarıyla ilgili araştırmalara bir bakalım, bilimsel araştırmalar. Binlerce araştırma yapılmış. Baktığınız zaman ortaya bir şey çıkıyor. Hakikaten başarının altında yatan temel parametreler var, faktörler var. Bunun en önemlisi, en önemlisi kendine güven. Ben yapabilirim duygusu. Bilginin etkisi %3 ile %7 arasında değişiyor. Kendine güven %85 ağırlığı var. Şimdi ana babalara diyorum ki ben, alo, çocuğun kendine ben yapabilirim duygusuna dikkat ediyor musunuz? Evet. Şimdi Türkiye'de son 30 yıldır kolları sıvamış, girişim yapmış, şirket kurmuş ve 20 yıldır şirketi ayakta duran insanların bir listesini çıkaralım. Ve teker teker bu insanların üzerinden geçelim. Bir, yüksek tahsilli az bulursunuz. İki, şehirli az bulursunuz. Doğru mu değil mi? Böyle. Şimdi o zaman sormak lazım. Yani neden bu kadar çok ısrar ediyorsun? Neyi kazanacak çocuk okulda? Şimdi bazı izleyen öğrenciler bu pazar sınava girmekten vazgeçecekler. Fakat kendilerine güvenlerinin kaynağını bulmaları lazım temel itibariyle. Yani bu kendine güven hadisesi küçükten beri gelişir. Şimdi iki aile tipi var. Bir tanesi... Yüze çok önem veriyor. Şimdi çocuk gelişirken kendine güvenini geliştirmek için ne yapar biliyor musunuz? Yemekten sonra tabağı taşımak ister. Anne ben taşıyayım der. Annesi de kırarsın, dokunma. Dokunma, kırarsın. Çocuk işi değil bu. Ama çocuk kendine güvenmek istiyor. Onun için annesinin kendisine güvenmesini istiyor. Onun için kırmam anne diyor, kırmam. Hayır kırarsın. Anne kırmam. Kırarsın ben de senin kafanı kırarım. Dokunma. Bu anne baba kötü değil. Sadece bilmiyor, cahil. İnsana güvenmesini bilmiyor. Ve sonradan bu çocuk büyüdüğü zaman kucak dolusu para döküyorlar. Özel okullar, dershaneler, özel dersler. Yani her yıl 15 milyar, 20 milyar para harcıyorlar. Lise sona kadar o kadar para harcıyorlar ki ben ana babaya diyorum ki züccaciye dükkanı açardınız o parayla. Değil bir tabak kırdırmak. Ama o bir tabak işte o %85 faktörü güme götürüyor. Evet. 4 tane köfte koyuyor çocuğun önüne. Ye. Çocuk iki tanesini yiyor, doydum anne diyor. Hayır doymadın. Şu lafı duyuyor musun? Hayır doymadın diyor. Çocuğa dediği şu, yani alttaki açarsan... Sen duyup parantez, doymadığını bile bilemezsin. Bilemezsin diyor. Ondan sonra bu çocuk hayatının direksiyonunda başarıya doğru gidecek. Yani mümkün mü? Şimdi öbür taraftan mesela ben kırsal bölgede yetiştim. 11 çocuklu bir ailenin 11 numaralı çocuğuyum. Oturduğumuz zaman bazen 18 kişi vardı sofrada, yengemler, yeğenlerim falan. Bir tabaktan 6 kişi yerdik. Sahan derdik. Ondan sonra aç kalktığınız zaman anneme dedim ki anne ben doymadım. Oğlum derdi tok kalkmasını öğren. Sofradan tok kalkmasını öğren. Başka yiyecek yok. Sonra birkaç kere söyleyince dedi ki bak abin seni konuşturuyor dikkat et dedi. Annemin söylediği şuydu. Aç kalkmak, tok kalkmak senin sorumluluğun. Evet. Bu çok önemli. Bizim işte eşeğimiz vardı, ineğimiz vardı, keçimiz vardı, tavuklarımız vardı. Yavaş yavaş sorumluluk öğrendik. Yemlemek, eşeğe sulamak. Bütün bunlar sorumluluk hadisesi. Ve emin olun Türkiye'de büyük iş kurmuş, başarmış insanların hayatına girin. Mutlaka yaşamın zorluklarıyla mücadele etmiş ve kendi hayatından sorumluluk almasını öğrenmiş insanlardır. Bu çok önemli bir tespit aslında. Evet. Şimdi bugün özellikle belirttiğiniz gibi iyi eğitim almış anne babaların ve şehirli ailelerin çocuklarının çok steril bir ortamda yetiştiğini, aslında sokak kültüründen uzak olduğunu,
zorluklar konusunda son derece cahil olduklarını, deneyimlemediklerini ve kendi başlarına sorumluluk taşımalarına müsaade edilmediğini, ama öte yandan işte en iyi oyuncakların alındığını, her türlü işte tatil planlarının yapıldığını ve hep ileriye dönük anne babanın kendisiyle ilgili planlar yapıldığını gördüğümüz bir gençlikten bahsediyoruz. Evet. Ama o çocuk tek başına kaldığında, yani ailesinin varlığının olmadığı bir ortamda bırakıldığında acaba ne kadar varlık gösterebilir sorusu da maalesef gündeme geliyor. Gündeme geliyor ve unutmayalım ki toplum olarak biz mecburuz kaybetmeye eğer böyle giderse. Ama anne babalarda şöyle bir düşünce de var. Ben yapamadım, o yapsın. Ben çektim, çocuğum çekmesin. Benim hiç oyuncağım olmadı, onun için çocuğumun istediği her oyuncağı alıyorum. Evet. Bu ne kadar doğru? Yanlış model. Yani çocuğu algılamada yanlış model, eğitimle ilgili yanlış model, yaşamın özü ve mutlulukla ilgili yanlış model içerisinde yetişiyoruz. Hep yüz baskın. Onun için bizim önem vereceğimiz şey, bu bir can yolculuğudur. Benim çocuğumun canı ne alemde? Can cana bir iletişim kurayım demeyi bilmemiz lazım. Şimdi Sedef Hanım, siz çocukların oyunlarını seyrettiğinizde görürsünüz. Coşku var. Müthiş bir şevk var. Ve emin olun öğreniyorlar. Niye öğreniyorlar? Yaşama hazırlanıyorlar. Memelilerin de bu küçüklerini seyrettiğiniz zaman oyun esnasında yaşama hazırlanır. Sinir sistemimiz böyle verilmiş. Ondan dolayı dostum Erol Erduran bir şey söyledi, bir tespitte bulundu. Doğan Bey dedi, galiba dedi, herkes dedi öğrenmeyi seviyor ama öğretilmekten nefret ediyor dedi. Ve bunun üzerine düşündüm ben. Ay ne kadar doğru. Ve oyun içerisinde çocuk öğreniyor. Ve bunu çok önemli bir fark olarak görüyorum. Eğitim felsefesinde temelinde bu olmalı. Çocuk hiçbir zaman öğrenmekten kaçmaz. Öğretilmekten de nefret eder. Şimdi köy çocuğunun avantajı burada. Bir öğrenme ortamı var. Herkes o kadar meşgul ki yaşamla, yaşamdan yaratılmamış durumda ve yaşam öğretmeni. Onun için ha diyor öğreniyor. Keşfediyor. Keşfediyor ve öğrendiği zaman da o kendisinin olmuş oluyor. Ve doğal olarak zihinsel bilgi değil, varoluşuna geçmiş bir bilgi oluyor. Hemen uygulayabiliyor. Yaşamla dans etmesini öğrenebiliyor. Onun için bizim toplum olarak insan nedir? Yüz can arasındaki fark nedir? İnsanın mutluluğu nereden geçer? Ve anlamlı, coşkulu ve güçlü bir yaşamın temelleri nedir konusunda aydınlanmamız lazım. Evet.